Yakut amcam, biz daha fazla gelmeyelim şimdi, ne olur ne olmaz. Tamam, siz bilirsiniz. Siz çıkınca bizi arayın, biz gelir alırız sizi. Yok yok, biz bir taksiye atlar gideriz. Çocuklar siz işinize bakın. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Geleceğiz alacağız, bir şey değil, ne olacak? Olur olur. Bizim ne zaman çıkacağımız belli olmaz. Akşama görüşürüz çocuklar. Hey, hadi hadi. Ümran Hanım, ziyaretçiniz var. Buyurun. Ay pardon, karıştırdınız herhalde. Kime bakmıştınız? Oğlum. Hamza. Ay kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Ben Murat'ın eşi Ümran. Böyle tanışmak nasipmiş demek ki. Hoş bulduk kızım. Canım. Ağrınsızın var mı oğlum? Geldiniz ya. Geçer hepsi. Korkuttun bizi Ayta. Kaza olduğundan beri yengen karabiberim karabiberim diye ağlayıp duruyor. Aa, üzmeseniz Murat'ı. Zaten kazadan sonra sinirleri çok gergin. Benim güzel oğlum, yakışıklı oğlum, karabiberim. Hasretin yetmedi, bir de bu kaza haberi. Allah korumuş seni. Bize bağışlamış. Boşa konuşuyorum. Size de geçmiş olsun kızım. Dayınızın başına bir şey gelmiş. İyi olur inşallah. Sağ olun. Ne oldu ki Demir Bey'e? Bir şey yok hayatım. Tutukladılar dayımı. Düğün günü apar topar götürdüler. Ama merak etme, çıkar yakında. Hadi ya, neyle suçlanıyormuş? Ya Ceyda diye bir manyak vardı ya, o öldürülmüş. Dayımı sorumlu tutuyorlar. Adamın nikah masasından paldır küldür alıp götürdüler ya. Aa, nikah olmayacak mı yani? Ay olur canım elbet. O kızda bu azim varken gider hapishanede evlenir, yine evlenir. Uğursuz. Kız hayatımıza girdiğinden beri belalarla uğraşıyoruz ya. Merhaba. Bak, Murat'ın amcasıyla yengesi. Hoş geldiniz. Çok sevindim geldiğinize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat'ın morali iyice düzelmiştir artık, değil mi? Allah onu bize bağışladı. Çok şükür, çok şükür. Yaralar, bereler iyileşir. Genç bünye tabii, çabuk iyileşecektir. İnşallah bundan sonra her şey yoluna girer. Size de geçmiş olsun. Oğlunuzun başına bir şeyler gelmiş. Kurtulur inşallah. Amin. Biz de onun yanından geliyoruz. Bugün moralim biraz düzeldi. Oğlumun sağlığı ve neşesi yerinde. Anneanneciğim, Deniz'i de eleştirelim mi? Gelelim, Deniz. Memnun oldum kızım. Ben de çok memnun oldum. Geçmiş olsunuz. Murat, iyi görünüyorsun oğlum. Demir'e söylemedik. Üzülmesin. Sen biraz ayakla, ondan sonra söyleriz. Olur mu canım? Nasılsınız Murat Bey? Daha iyisiniz değil mi? Daha iyiyim. Bir de şuradan çıkabilirsem. Aa, koca bebek senin. Sen bana mı naz yapıyorsun? Ya ben ağrılarım var falan diyor. Tabii tabii, sana naz yapacak. Başka kime yapacak ya. Nazını? İşte hep böyle olur çocuklarım. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı. Biz gidelim. Aa, olur mu canım hiç öyle? Hep birlikte bizim eve gideceğiz. Sizi evimizde ağırlamak isterim. Hem birbirimizi tanıma fırsatımız olur. Zahmet etmeyin hiç. Zaten başınızda bin aile var. Bana da moral olur. Böyle zamanlarda bir masanın başında hep birlikte toplanmaktan daha iyi bir ilaç olur mu hiç böyle dertler için? Murat, karını bir iki saatliğine kaçırsak, hı? Hem başını dinlersin. Hemşire karından daha sessizdir, emin ol. Anneanne. Sen de geliyorsun güzel gelinim. Bütün ailemi bir arada görmek istiyorum. Çok isterdim Neslihan Hanım ama
Annem evde yalnız ve çok huzursuz. Yanına gitsem daha iyi olacak. Kızım, getirseydin annenizi de tanışmış olurduk. Başka zaman inşallah. Rahatsız çıkmasa daha iyi olacak. Buyurun lütfen. O zaman ben kahveleri yapayım. Ben hazırlarım İmran Hanım. Yok. Amcamla yengemi kendi ellerimle hazırlarım ben. Nasıl içersiniz? Biz acı içeriz. Neslihan Hanım, buyurun, sizi arıyorlar. Ah, teşekkür ederim. Çok affedersiniz. Şu eve, şu ihtişama bak. Bunlarla mı boyadılar bizim oğlanın gözünü? Bunlar için mi tepti sevdasını, bizleri? Yazıklar olsun ona. Aman Yakut Kaptan, gözünü seveyim, sinirlenme. Kahvelerimizi içer içmez kalkarız, tamam mı? Ay, vallahi benim içime de fenalık geldi bu evden. Hem buradan çıkınca bir de hacca uğrarız ha. Hı hı. Olur. Kim bilir nasıldır kadının durumu. Kusura bakmayın. Şirket işleri, her şey benim üstüme kaldı. Odanızı hazırlattım. Kahveleri içtikten sonra çıkar bakarız. Sonra da şoförü gönderir, eşyalarınızı getirtiriz, olur mu? Lütfen zahmet etmeyin Neslihan Hanım. Çünkü biz memleketten akrabaların yanına inmiştik. Yani şimdi gitmezsek onlara çok ayıp olur, merak ederler. Olur mu öyle şey canım? Sizi ağırlamak isteriz. Burası sizin de eviniz. Yok yok. Biz gidelim, başka zaman. Kahveler geldi. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Buyurun anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi günlerdir nasıl işimi sıkılıyordum. Her şeyi bırakıp arkama bile bakmadan kasabaya kaçasım var. İçim açıldı vallahi sizi görünce. Sen mi ben mi Hatice? O köşkte otururken sanki boynuma organlar dolandı. Kastı bu sosyete seni Yakut amca, vallahi kastı. Ama alışacaksın artık, yapacak bir şey yok. Böyle giyincen, kuşancan, öyle salıncan ortamlara dönürlerle. Kolay mı canım koskoca Boranlar akraba olmak? Değil. Osman, sen istersen git bir bak bakalım araba yerinde miymiş? Allah Allah, ne bakacağım ya arabaya durduk yere? Aman aman, eksik kalsın sosyetesi de dünürü de. O Ümran'ı bir evire çevire pataklamak istedim ya. Ah ah, böyle sahte sahte tavırlar. Yok amcacığım, yok yengecim. Bizi küçük gördüğü o kadar belli ki. Aman sen bırak onu. Bana yaptıklarını bir bilsen. Oha. Bunların ne önemi var ki? Murat iyi olsun yeter ki. Gözüm başka bir şey görmüyor. Kızım, nedir sizin bu haliniz? Hadi bize tiyatroyu oynattın. Sen de biraz idare ettin diyelim. Murat'la sizin gidişiniz gidiş değil. Sen burunların dibindeyken ne senin evliliğin yürür ne de onlarınki. Ayan beyan ortada bu. Yok Yakut amcacığım, sana öyle gelmiş. Bizim Murat'la aramızda hiçbir şey kalmadı. Yani öyle eskiden kalma bir alışkanlıkla tabii bizi bir arada görünce öyle düşünmüş olabilirsin. Çok normal. Ama o köprünün altından çok sular aktı. Thank you.